Selam millet. Hasta hasta yatmaktan yoruldum. Dedim gideyim kısa da olsa bir video çekeyim. Hem dedim YouTube'a da yavaş yavaş geri dönmüş olalım. Geçen sefer ben size demiştim. Ben seri video atacağım ama bana güvenmeyin, kesin bir şeyler çıkar demiştim. Ama bu sefer tamam artık. Geri dönüyoruz. Haftada iki video kesin atacağım. Elimden geldiğince de canlı yayın açıp muhabbet edeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bana kırılmasın, darılmasın diye şunu söylemek istiyorum. Burayı gelip abi muhabbet ederiz, sohbet ederiz diyenler oluyor. Ben de onları mecburen reddetmek zorunda kalıyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi, burası benim eski mahallem. Kıyık'ta bir yer evi. Müstakil bir ev burası. Hani burada öyle sırf hobimizi yapalım diye tutulmuş bir yer. Mahalle arası devamlı gir çık, hoş karşılanmaz. O yüzden kabul edemiyorum sizleri. İkinci sebebi de hani ben o gün canlı yayın yaptıktan sonra aldım balıkları, gittim, bir daha burayı hiç uğramadım. Hani şu an burada balık falan yok ama bu hafta burayı manyak bir şekilde ilerletip canlı yayınlar vesaire güzelleşeceğiz inşallah. Başındayken şunu söylemek istiyorum. Ya yeni başlayan birine gidip küçük akvaryum vermeyin. Hani bu bisiklet sürmek değil, bisikletten başlayayım ondan sonra elektrikliye geçeyim ondan sonra işte CC'yi arttırayım falan değil. Bunda olay tam tersi. Ne kadar küçükse akvaryum, o çocuk büyük ihtimalle o balıkları öldürme ihtimali daha yüksek. Ama ne kadar geniş hacimliyse o balıkları öldürme ihtimali daha az. Bunun için yeni başlayacaklara söylüyorum. Özellikle Lepistes için konuşuyorum ben hep videolarımda. Alabildiğiniz en büyük akvaryumla alıp başlayın. Alabildiğiniz en büyük filtreyle, en iyi filtreyle, paranız varsa dış filtreyle başlayın. Ve mutlaka ısıtıcınız olsun. Isıtıcıyı alıyorsunuz ama derece almıyorsunuz. Bugünkü konu esas bu. Videonun sonuna doğru geleceğim. Akvaryumunuza derece mutlaka alın. Bir diğer bana sorduğunuz şey, abi burada nasıl ısıtacaksın diyordunuz. Şimdi şöyle yapacağım. Ben burada 1-2 akvaryum, 3 akvaryum aktifse burada tabii ki ısıtıcıları kullanacağım. Isıtıcılarla başlayacağım. Ama sonra tüm akvaryumlar dolduğunda, işte burasını kurduğumuzda, buralara akvaryumları kurduğumuzda filan, bu taraftaki burayı 3 tane kurmayı düşünüyorum. Bunlar ultra clear'ler filan. Hani buralar böyle komple aktif olup bütün her yerde balık olduğu zaman ben bu radyatör 12 dilim petek olması lazım, bunu da öyle hatırlıyorum. O zaman ortam ısıtarak akvaryumların ısısını ayarlayacağım. Şu an için başlangıçta ısıtıcılarla ısıtma yapacağım. Sonra genel ortam ısıtmasına döneceğim. Şimdi ben genel manada ısıtıcılardan biraz bahsedeyim. Sonra da bu nasıl balık öldürüyorsunuz ısıtıcıyla ondan bahsedelim. Akvaryumunuzda ısıtıcı alırken akvaryumunuzun litre hesabını yapın. Kaç litre akvaryumunuz? Genellikle genel kanı üstün körü hesap 1 watt 1 litre gibi düşünebilirsiniz. Tabi 100 wattlık bir ısıtıcı illa 100 litreyi ısıtacak diye bir şey yok. 150 litreye kadar da istediğiniz sıcaklığı elde edebilirsiniz. Bir de bu terimler konusunda bir hani bilginiz olsun diye söyleyeyim. Watt güç birimi. Volt gerilimin birimi. Hani prizde 220 volt var ama ısıtıcılar işte 100 watt, 200 watt. İkisini harmanlayıp söyleyen çok oluyor. Watt diyorlar. Voltla wattı karıştırıp watt diyorlar. Volt diyorlar. Siz bilin, gücün birimi watt, gerilimin birimi volt. Hani o volt da watt da komik duruyor söylenince. Biz dikkat edelim. Bilerek kullanalım biz terimleri. Birkaç yaptığınız hatayı söyleyeyim. Akvaryuma ısıtıcıyı koydunuz. Suyunuzun sıcaklığını bilmiyorum tabii. Hemen çat diye fişe takmayın. Bekleyin bir 15-20 dakika. İçine girdiği ortam ısısına iyice erişsin ısıtıcınız. Ondan sonra fişe takarsınız. Aynı şekilde dip çekimi yapmadan 15-20 dakika önce ısıtıcınızın fişini çekin. Daha sonra dip çekimi yapın. Dip çekiminiz bitti. Tekrar yavaş yavaş su ilave edin. Hızlı bir şekilde etmeyin. Özellikle dik kullanıyorsanız ve ısıtıcınız dışarıda kalmışsa yavaş yavaş su ilave edin. Ve hemen
ısıtıcınızı takmayın. Bir 15-20 dakika sonra takın. Bunlara özen gösterin. Isıtıcınızı çatlatırsınız, patlatırsınız aksi durumlarda. Sen buradan dip çekmeye başlarsın. Fişte takılıysa unutursun. Su seviyesi azalır azalır. Isıtıcı dışarıda kalır. Elini kolunu değdirirsen yakarsın. Tekrar su ilave edersen ya da jos diye bir kere de suya sokarsan onu çatlatırsın, patlatırsın. Ben şeyden yana da değilim. Kırılan ısıtıcıların yerine cam alıp da sis takmayın. Aynı şekilde güvenlikli olmaz diye düşünüyorum. Patlattıysanız ya çok iş bilen birine götürün yaptırın ya da yeni bir ısıtıcı alın. Isıtıcılarınızı konum olarak şey yapabilirsiniz. Dış filtre, şelale filtre kullanıyorsan o tarafa koyarsın. Isıtıcının ısıttığı suyu bir an önce akvaryumun diğer alanlarına gitmesi kolay olur. Bu ısıtıcıların dikey olarak kullanılması daha doğru diyorlar ama ben çok unutkan biri olduğum için, kendime güvenmediğim için ben akvaryumlara yatay koyuyorum onu. Hani su değişimi yaparken, dip çekimi yaparken su seviyesi azaldığında da aman bir şey olmasın diye yatay kullanıyorum ama doğru olanı dikey kullanmak. Bir de ısıtıcınızın çoğu dışarıda kalmamalı. Bakın şeyinki nerede acaba? Bir bakayım ben. Şu ana tankın ısıtıcısı vurdu mu acaba? Bakın bu Eheim'in ana tankta kullandığım ısıtıcı bu benim. Şurada ne yazıyor görüyor musunuz? Minimum su seviyesi yazıyor. Yani bundan daha aşağıda olmamalı suyunuz. Isıtıcı suyun dışında kalmaması gerekir. İlla suyun içinde olması gerekir. Buna dikkat edin. Bunlar tabii kalibre ayarı yapılan ısıtıcılardan. Bunun ayarını nasıl yaptığımı geçmiş videolarımda anlattım. Merak edenler varsa oradan bulabilirler. Tabi bu şu an gayet pis. Tekrar kurulum yaparken temizleyeceğiz. Bir de ısıtıcılarınızı yazın fişten çıkarıyorsunuz. Niye çıkarıyorsunuz anlamıyorum. Yaşadığınız bölge mesela ben Trakya'da ısıtıcımı çıkarmıyorum. Çünkü bizde tam bir karasal iklim var. Gece gündüz sıcaklık farkları çok fazla. Yazın zaten eğer çok sıcaksa havalar bu ısıtıcı çalışmayacak. Üstünde termostatı var. Hani o fişte takılı diye bütün gün çalışıyor gibi algılamayın. Sıcaklık yüksekse bunlar çalışmıyor. Ne zaman ki düşerse sıcaklık o zaman çalışır. O da nedir? Gece bilemedin 1 saat 2 saat çalışır. Ha ne olur balığını korursun sen. Çünkü bakın lepistesler ani su sıcaklığı değişimine çok gelemiyorlar. 1 derece, 2 derece bilemedin 3 derece sıcaklık farkını tolere edebilirler. Daha fazla sıcaklık farkı olduğunda zaten ne oluyor? Beyaz benek oluyor, uğraşıyoruz. Diyelim ki mevsim geçişlerinde gece 1-2 saat çalışacağı ısıtıcının sana büyük bir elektrik masrafı yok. O yüzden yazında ısıtıcılarını fişten çıkarma gerek yok. Şimdi hem hastayım hem de editlemesi uzun sürmesin. Hızlıca editleyip videoya atayım diye. Son olarak bu ısıtıcıyla balığı nasıl öldürüyorsunuz onu bahsedip videoyu bitireyim. Şimdi bunun iki sebebi oluyor. Birincisi kalitesiz ısıtıcılar o termostat ayarından çok çok yüksel çıkabiliyor. Hani sen uygun ısıtıcıyı seçsen de ısıtıcının kalitesizliğinden olabiliyor. Yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Sen tabi derecen olmadığı için bir termometre almadığın için balıkları haşlıyorsun ama haberin yok. İkincisi de yanlış kullanımdan oluyor. Gidip sen küçücük akvaryuma 200 wattlık ısıtıcıyı takarsan o çok küçük litrede o ayarı yapamayabilir, yüksek sıcaklıklara çıkabilir. Böylelikle balıklarını öldürebilirsin. Bir de ne var? Şimdi aklıma geldi. En ucuzlar var. Termostatı da yok. Takıyorsun fişte kafasına göre çalışıyor. Yani bu hafta içi ben bu şekilde 3 farklı şekilde ölüm yaşayan arkadaşla karşılaştım. Bu yüzden mutlaka akvaryumunuzda derece olsun. Siz ısıtıcının üstündeki termostatta ayarladığınız sıcaklığa bakmayın. Siz akvaryumun içindeki derece kaç derece gösteriyor onu baz alın. Hani bazen cama yapışan dereceleri de koyuyorum. Yuvarlak olanlar şık duruyor falan diye ama işin orijinali civalı dereceyi atacaksın suyun içine. Onlar daha sağlıklı çalışıyor gibi geliyor bana. Sen bakacaksın, ben 26 dereceye ayarladım ısıtıcıda ama su 28 olmuş, 29 olmuş. Sen ne yapacaksın? Dereceyi baz alacaksın, termometreyi baz alacaksın orada. Sen termostatını 24'e çekeceksin, suyun sıcaklığını takip edeceksin. Hele gene o küçük, ucuz olup sınırsız çalışanlar, termostatsız çalışanlar veya kalitesiz marka olduğu için bir türlü olmayanlar var. Hem kalitesiz marka hem de küçük hacme büyük wattta koyduğunuzda siz o suları ne bileyim de belki 30-35 derecelere bile çıkarıyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Mutlaka termometre alın. Siz termometreyi takip edin. Isıtıcının termostatında kaça ayarladığınıza bakmayın. Sizin termometre kaç derece gösteriyor ona bakın.
Yani siz ani sıcaklık değişiminden vesaire balığı her ne sebeple olursa olsun strese sokarsanız, sıkıntı yaparsa, o mukoza tabakası zayıflarsa her türlü hastalığa açık olur. Ondan sonra da maalesef balıklarınızı kaybedersiniz. Abi her şeyi doğru yapıyorum, balığım ölüyor. Yok öyle bir şey. Her şeyi doğru yaptığında balığın ölmesi için yaşlanması, ömrünü tamamlaması lazım. Genç balıklarda ölüm kolay kolay olmaz. Yani hiçbir şeyin arkasına sığınmayın. Hatayı kendinizde arayın. Mutlaka bir yerde yanlış yapıyorsunuzdur. O yanlışı bulmaya odaklanın ki sorunu çözelim. Hani bana yazıyorsunuz. Lan ne sorsam mükemmelsiniz. Mükemmelsin ama bu balıklar neden ölüyor? Onun için yani hatayı nerede yaptığını bulmaya odaklanırsanız çok güzel olur. Lepistes candır. Akvaryum hobisi candır. Hiçbirinizin ölümler yaşayıp bu hobiden soğumanızı istemem. Bugünlük de böyle kısa bir video olsun. Bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın.